Aa, ablacığım ne bu hal? Nereye gidiyorsun böyle? Abla şu billboard çekimine gidip geleceğim hemen. Gitmedin mi yavrum? Çekmediniz mi siz? Birkaç plan kaldı. Hemen halledip geleceğim ben zaten. Ha, gideceğim geleceğim dediğine göre bana ihtiyaç yok yani. Anneciğim sen de gel istersen. Ay yok istemem, hevesli değilim de yani ben siz becerebilir misiniz acaba, onu düşünüyorum ben. Vallahi anneciğim maşallah senin elinden de her iş geliyor ha. Teşekkür ederim. Aa Lale gel. Ha? Ablacığım hoş geldin. Ne oldu Lale? Kötü bir şey mi oldu, ne bu surat? Hani iyi bir şey oluyor mu diye bir sorar mısın? Okulda var ya çocuklar çıldırttı beni, Onur desen zaten sinirime sinirime geliyor. Ne oldu anlatsana. Of anne of. Böyle işte. Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. O belli ki dilekçeye bozulmuş. Tamam mı? Bir ara bir konuşup düzeltirsin aranı. Ama yani biz birbirimize bir şey olduğu zaman söyleyecektik. Öyle anlaşmıştık. Ama o arkamdan iş çevirmeyi seçti. Gitti kadınlarla bana kumpas kurdu. Hah, erkek değilmiş de. Sinsi şeyler. Ay o kadar gözyaşı döktüm be. Ağlamaktan ölüyordum neredeyse. İçin çıktı ablacığım. Allah ödüm kopmuştu ha. Bir dakika ama sen niye dilekçeyi imzaladın? İmzalamayacaktın yavrum. Anne ne yapayım? Emri vaki oldu. Yani Hürriyet Hanım kapıya göndermiş dilekçeyi. İsmet babaanne de anlamasın diye ben de kapıda hemen okumadan imzaladım. Çok kızdım Hürriyet Hanım ama o da mahkeme bir an önce boşasın diye bunu yapmak zorundaydım, yazmak zorundaydım dedi. Ama yok ben Hürriyet Hanım'ı devreden çıkarıyorum. Yani davaya Onur'la gideceğim. Yalnız ablacığım bir şey söyleyeyim yalnız. Onur da ayıp etmiş ya. Abla ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ama Onur'un benim üzüldüğüm kadar üzülmesini istiyorum. Hiç öyle doldurma kendini. Olacaktığı kadar ben de yok öyle şey. Tamam mı? Sakin olun biraz. Ayar verme hemen kendine. Resmen Daltonlar gibiler ya. Sıra sıra Daltonlar bunlar. Samet de ne yapıyorsa orada. Aa, niye öyle söylüyorsun ablacığım? Yani seyyar da olsa patron sayılır bugüne bugün seninki ayol. Aa, nereden benimki oluyormuş? Ay. Beyler, öyle süklüm püklüm durmayın. Biraz gülümseyin falan. Kendilerini güçlü sanmasınlar. Doğru diyorsun bacanak. Kuyruğu dik tutmak lazım. Ben kuyruğu Nergis'e kaptırdım Kurtuluş abiyi. Nasıl dik tutayım? Ay la ya. Ay bak ya. Bir bak ya. Zerre kadar umurumda değilim yani. Yemin ediyorum şu evlen bir tutayım da bakayım. O zaman beni görmezden gelebiliyor mu? Ben var ya 5 katlı köfteciyi bir dikeyim. O Koray'ı bu kapıya paspas yapmazsam var ya bana da zahmet demesin. Aa geldi. Ne işi var lan yine bunun burada? Samet tamam sakin ol, zayıflık gösterme sakin. Nergis ben de sizinle geliyorum. Hadi ablacığım görüşürüz. Hoppala. Nereye gidiyor bu ya? Dur. Zayıflık gösterme alacağım. Yürüdükçe. Çok eğlenin tamam mı ablacığım? Gördünüz mü Onur Bey işte insan kendini tutamıyor, durduramıyor kendini. Tamam. Hadi selametle hadi. Dur. Çok güzel. Bravo. Çok güzel. Evet, kestik, parlama alalım. Saç makyaj baksın. Çok güzel. Kameralara çok yakışıyor değil mi? Evet, çok. Güzel. Maşallah. Kameralar da sizinle aileyi pek seviyor. Sen de bence bayağı bir fotojeniksin. Teşekkürler. Koray Bey, ben sizden bir şey isteyebilir miyim? Yani bu mahsur olur mu? Yok, tabii. Ama şu beyi kaldıralım. Yani Koray da bana. Tamam. Tamam. Koray, şimdi ben Onur'a küçük bir şaka yapmak istiyorum. Onur'a? Evet.
Okey. Şöyle düşündüm. Lale? Lale Hanım? Nergis. Aa! Abla? Bakıyor mu? Kim bakıyor? Aa! Onur, Onur burada da. Bakıyor mu? Çaktırmadan bir bak. Samet de orada. Ya sen bunun için böyle giyindin. Ben de bu işe merak saldım falan sandım. Ay yok ya, ne alakası var? Onur'a küçük bir sürpriz yapmak istedik. Onur Bey. Arkadaşlar bu arada Onur Bey aracından iniyorlar. İsterseniz yavaştan geçelim. Başlayalım o zaman. Bol şans. Merhaba. Merhaba. Bay Risto. Yüksek bir çekim olmasını istiyorum. Ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Tabii tabii. Ben de. Evet, hazır mıyız? Evet. Evet, güçlü bir kadınız. Mükemmel. Dünyaya kafa tutuyoruz. Tutalım. İşte böyle. Oturuyorum. Çok iyi. Tabii. Tamam. Sen bir gülsün. Hem narin bir çiçek hem de zehirli dikenlerim var. İşte böyle. Çok iyi. Efendim? Onur. Lale ne yapıyorsun sen? Onur ne oluyor? Ne demek ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor? Ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Ya Koray aile serisi yapmak istemiş. Rica etti. Ben de kabul ettim yani. Ne var bunda? Ne var bunda? Evet. Sen ciddi ciddi bana ne var bunda mı diyorsun? Bu kadar basit mi yani? Onur, ikimiz de özgür insanlarız. Ya istediğimiz işi yapabiliriz değil mi? Buna karışmaya hakkımız yok. Bu kadar ilkel değiliz herhalde. Ayrıca sen istediğin insanla görüşüyorsun. Ben de görüşebilirim. Abartmayalım bu durumu ya. Uzatmayalım bence. Abartmayalım öyle mi? Peki Lale. İyi. Koraycığım eğer bittiyse ben gideyim. Lale teşekkür ederim. Eline sağlık. Teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Nergis, hadi gidelim. Gidelim Nergis. Baksana bana. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sana da merhaba Onur. Bana laf salatası yapma. Eşimle baldızımla ne yapmaya çalıştığını söyle bana. Görmüyor musun? Katalog çekimi yapıyoruz. Allah Allah. Cevaplara bak. Lale'den de Nergis'ten de uzak duracaksın. Bak Koray seni uyarıyorum. Güzel güzel uyarıyorum. Eğer bir kere daha dediğimi yapmazsan, onları üzersen seni doğduğuna pişman edeceğim. Senin bu olayların nedir ya? Ha? Böyle sürekli geliyorsun. Sen taktın mı bize? Senin amacın ne? Lale benim eşim bu bir. Sen ciğeri beş para etmez hedefin tekisin bu iki. Sadece Lale ile Nergis için değil. Herhangi bir kadını senin için uyarmak lazım. Senin nasıl adi bir adam olduğunu anlatmak lazım onlara. Arkadaşlar bir bakın buraya, bir dinleyin beni. Sizin bu patronum dediğiniz adam var ya... En önde gideni. İnsanların, özellikle kadınların bu adamın gözünde hiçbir değeri, kıymeti yok. Dikkat edin diye söylüyorum, tamam? Herkesin haberi olsun istedim. Hadi bakalım. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar hadi. Herkes işinin başına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.